Kütahya'da çoğu insan zekat vermiyor. Kütahya Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanımız açıkladı. Türkiye'de 750 milyar TL zekat potansiyeli var. Kütahya'da da döviz bankalarda bulunuyor. Ne kadarı bunun veriliyor? Biz bu zekatı alabilsek bir sürü burslar verebileceğiz. Fakirlere yardım yapabileceğiz. Evlenemeyen insanlara çeyiz yardımı yapacağız. Yetimlere yapılan yardımı artıracağız. 750 milyar TL Türkiye çapında büyük bir miktar. Bu bir bağış bedeli. Fakirin bizde hakkı. Sen zekatı vermek suretiyle aslında malını temizliyorsun. Kalbini de cimrilikten temizliyorsun. Zekat kelimesinin bir anlamı da temizlik demektir. Bazı kişiler vergi verdim, zekat yerine geçer diyor. Bu olmaz. Zekatın harcanacağı yerler belli. Her yere harcayamazsın. 8 tane harcama yeri var. Çoğu insan zekat vermiyor. Bunlar verilse toplumda sosyal kriz olmaz. Bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilk defa resmi görev verildi. Önceden boşluğu konuşuyormuşuz dedi. Biz genelde bu zamana kadar zekatı verelim arkadaşlar, değerli kardeşlerim diyorduk ama kime vereceğiz, nasıl harcanacak bunları söylenmiyordu. Şimdi yeni kanun çıktı, zekat hizmetleri daire başkanlığı kuruldu Diyanet'te, Türkiye Diyanet Vakfı'nda da zekat müdürlüğü kuruldu. O zekat müdürlüğü de Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararı çerçevesindeki vatandaşlara, uygun vatandaşlara zekatını verecek. Bu noktada vakfımızın 3 özelliği öne çıkıyor. 1- Şeffaflık, 2- Güvenilirlik, 3- Hesap verebilirlik. Çünkü vatandaş geldi 500 milyonunu size verdi, 300 milyonunu verdi veya 50 bin lirasını verdi neyse. Bu nerelere harcandı? Efendim aynen valilikteki vakıf gibi aynı prosedüre tabi. Yani ihtiyaç tabii. Onun için inşallah bu valiliğe bakan cephe var burada. O cepheye iyiliklerinizle kalpleri ısıtıyoruz sloganı. Altına da bir hashtag var. O da yolunuz iyilik olsun. Türkiye Diyanet Vakfımızın ait bir şeydir bu. Ondan sonra da Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubesi iyiliğinize rehberlik eder. Yani hocalarımız zekat farkındalığı, fitre farkındalığı ve arkadaşlar biliyor musunuz Türkiye'de geçen de Genel Başkanımız açıkladı 750 milyar zekat potansiyeli var. 750 milyar Türkiye'deki zekat potansiyeli tabii. Yani adam yani banka şeylerine bakılıyor. Farklı hesaplama yöntemleri var bunun. Kütahya'mızda da dövizler bankalarda bulunuyor. Ne kadar bunun veriliyor? Biz bu zekatları alabilsek bir sürü burslar vereceğiz. Efendim fakirlere yardım edeceğiz. Belki evlenemeyen insanlar var, onlara çeyiz yardımı yapacağız. Değil mi efendim? İşte az önce içeride gördüğünüz 30 kişi değil de 150 tane yetim vermiş olacağız yani. Onun için gerçekten 750 milyar Türkiye çapında. Türkiye çapında. Evet. Gerçekten böyle yani. Şimdi hayır, ben bunlar binler şey belli rakamlar üzerinden bir de yastık altında bilinmeyen tabii yani onun bir hesaplama yöntemi var. Ama bunu şöyle şey yapalım. Diyanete verilirse o zaman belki o rakam belli olur ama adam dışarıda başka birine tabii. Arkadaşlar bizim mevcut bankalarda potansiyel olarak genel hesaplama verilenler üzerinden değil. Şu kadar para var, bu kadar paranın mesela dün bana birisi bir soru sordu. Valilik dedi ki hocam dedi benim dedi 5000 TL 2002 yılında bir param vardı. Ben bu zekatını vermedim. Bana bunun dedi şeyini verebilir misin? 2002 yılında 5000 TL'yi hesap ettik. 73 bin liraya tekabül ediyor satın alma gücü açısından. Sen bak 10 yıl geciktirmişsin. Efendim şey yaptık, hesaplama yaptık orada. Tabii her yıla yani 12 bin lira falan kadar geldi. Ama hocam dedi benim dedi 12 bin lira zekat vermişim. Benim 500 milyon olması lazım. 500 bin lira. Dedim tamam ama dedim sen her yılda 73'ü o zaman vermen lazım. Şuna düşecek şu kadar para olacak. Ondan düş bir daha öbürüne, bir daha öbürüne, bir daha öbürüne. Sen bunları hiçbir vermemişsin. Yani sen şu anda tabii ya hocam gerçekten öyleymiş dedi ya. Önce bir kabul etmedi. Benim 500 milyar, 500 bin lira param yok ki dedi. 12 bin lira vereyim. Dedim her sene bunu senin verip düşmen gerekiyor. İşte 73'ten daha aşağı falan inecek. Bu arada geçmişe dair paraların enflasyon kayıplarını hesaplayan bir site var arkadaşlar. Yani şeyi yok. Bu zekat vermemiz gereken konu arkadaşlar bağış değil. Fakirin bizdeki hakkı. Sen zekatını vermek suretiyle aslında malını temizliyorsun. Onun hakkından kalbini de cimrilikten temizliyorsun. Zekat kelimesinin bir anlamı da temizlik demektir. Hem gerçekten maddi temizlik fakirin hakkını veriyorsun. Hem de manevi temizlik yani. Biz şimdi çoğu insan bana bir zengin burada dedi ki hocam dedi insanların çoğu dedi hocam malını ciddiyetle vermiyor. Kırıntılarını veriyor. Ciddiyetsiz hocam vergi verdim diyor zekat yerine geçer diyor. Olmaz kardeş. Çünkü zekatın harcanacağı yerler belli. Yani her yere harcayamazsın zekatı. Karar alacaksın çünkü ibadetin o.
belli yerlere 8 tane harcama yeri var. Şimdi arkadaşlar zekat hesaplama hizmetimiz var.